Burada aslında benim zihnimi tetikleyen, bu düşüncemin doğmasını ve gelişmesini sağlayan bir insan var. Sosyolog Besim Dellaloğlu. Kendisini gerçekten çok severim ve takip ederim. Bana göre Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği önemli entelektüellerden birisidir. Her ne kadar çoğu kişi tarafından tanınmasa da genel kamuoyu tarafından. İyi bir sosyologdur, emekli bir akademisyendir. Onun yayınlarını, kitaplarını takip etmeye çalışırım. Ben ilk defa ondan duydum bunu ve ardından üzerine çok uzun bir süre düşündüm. Bir dil hocası olarak, bir öğretim görevlisi olarak ve vardığım sonuç şu. Türkçe gramerde İngilizce'de olduğu gibi present perfect tense yok. İngilizce bilenler neden bahsettiğimi anladılar şu anda. Yani bizim dilimizde bir eylemin o an gerçekleşmesiyle ya da şu anda gerçekleşmesiyle yüzyıldır devam eden bir gelenek oluşu arasında fiil çekimi açısından bir fark yok. Bakın cümlelerimiz şunlar. Şu anda Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bir cümle daha. Yüzyıldır Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bambaşka zamansal anlamlara yol açtı bu iki cümle. Yani ilkinde içinde bulunduğumuz anla alakalı, ikincisinde yüzyıldır devam eden bir süreçle alakalı. Ancak çekimlere bakıyoruz, her ikisi de present continuous tense, yani yoruz diye bitiyor. Bunları İngilizceye çevirdiğimizde işin renginin değiştiğini görüyoruz. Şu anda Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. We are celebrating Republic Day now. Yüzyıldır Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. We have celebrated Republic Day for 100 years. Ne oldu arkadaşlar? Fiilin çekimi tamamen değişti. İki farklı zaman gramerine gitti iki cümle. İlkinde present continuous, ikincisinde present perfect tense. Buradan şöyle bir okuma çıkartılabilir mi? Bildiğiniz gibi ya da belki katılmayacaksınız bana bilmiyorum. İngilizler Türklerden çok daha gelenekçi insanlar. Bunu Besim Dellaloğlu Hoca çok güzel anlatır. Ondan da dinleyebilirsiniz. İngilizlerin bugün hala monarşisi vardır ayakta duran. Her ne kadar sembolik dahi olsa kralları ve kraliçeleri vardır. Yine bir genelleme yaparsak ortalama bir İngiliz, ortalama bir Türk'ten çok daha eski eşyalara, eskiye meraklıdır ya da eskiden utanmayan, eskiyi bir fakirlik göstergesi olarak görmeyen insanlardır. Örneğin yine Besim Hoca'nın dediği gibi bizim evlerimize baktığımızda eğer 30 yıllık bir televizyon varsa tüplü, bu o ailenin fakirliğinin bir göstergesidir. Ya da halı 70 yıllıksa bu o ailenin yoksulluğunun, yeni halı alamayışının bir göstergesidir. Ancak İngiltere'de umarım İngiltere'de okuyanlar vardır aramızda ya da İngiliz arkadaşı olanlar vardır. Onlara danışabilirler bu konuda. İngiltere'de eski bir halı değerlidir mesela. Dolayısıyla İngilizlerin bu gelenekçi tavrı, İngilizlerin örnek veriyorum yine bu uşaklık dediğimiz şey. Yani uşaklık nedir? Modern köleliktir aslında. Hani biz hep deriz. İşçiler bugün modern kölelerdir. Bu bir analojidir. Bu bir metafordur. İşçiler köle değildir teknik olarak baktığımızda. Yani bugün işçiler köledir. Hepimiz bugün kapitalizmin kölesiyiz dediğimiz zaman bir analojiye başvurmuş sayılıyoruz sadece. Öte yandan İngilizlerin yakın tarihine baktığımızda 1910'lara, 20'lere kadar uşaklığın devam ettiğini görüyoruz aristokrat ailelerde. Düşünün ki uşak aristokrat bir adamın üzerini giydiriyor, ceketini çıkartıyor, ütülüyor, saçını tarıyor. Bildiğiniz uşak aslında kölenin en gelebilecek modern versiyonudur uşak. Ve uşaklığın dahi 1910'larda, 20'lerde devam ettiğini görüyoruz İngiltere'de. Bu da İngilizlerin geleneklerinden hemen kopmadığını ve geleneklerini dönüştürerek devam ettiklerini gösteriyor. Öte yandan bizim tarihimize baktığımızda inanılmaz bir radikallik görüyoruz, inanılmaz bir dramatizm görüyoruz. Türk tarihi yıkılan devletler, yeniden kurulan devletlerle dolu. Öte yandan bugün baktığımızda bütün siyasi iktidarlar yeni bir sistem vaadiyle geliyorlar. AK Parti başbakanlık sistemini değiştirdi, başkanlık sistemini getirdi. Eminim ki 2023'te yeni bir siyasi parti ya da partiler iktidara geldiğinde onlar da yepyeni bir sistem getirecekler. Keza futbola baktığımızda her teknik adam getirildiğinde yepyeni bir sistem kuruyor futbol takımında. Ancak
10. haftayı göremeden kovuluyor. Peşinden gelen yeni teknik adam yeni bir sistem kurarak yeni oyuncularla yola devam etmek istiyor. Onun da ömrü çok uzun sürmüyor. Sürekli anı yaşayan, günü yaşayan, uzun vadeli planları olmayan, uzun vadeli ufku, vizyonu olmayan bir topluluk olarak göze çarpıyoruz bana kalırsa. Peki bunun bizim dilimizde present perfect tense olmamasıyla bir alakası var mıdır? Soru bu. Yani nedir present perfect tense? Aslında gelenektir. Yani 10 yıldır devam ediyor, 500 yıldır, 1300'den beri, for since, İngilizce hocaları beni anlayacaktır şu anda. Present perfect tense geleneği anlatan bir zamandır ve bizim dilimizde yok. Acaba bizim dilimizde present perfect tense olmadığı için mi biz bu kadar gündelik yaşıyoruz? Yoksa gündelik yaşadığımız için mi dilimizde present perfect tense yok? Bu çok güzel bir bakış açısı.